Her bidayetin bir nihayeti vardır. Yani her başlangıç bir son bulur. Bu Ramazan-ı Şerif ayının sonuna geldik. Son sahurundayız. İnşallah bu son, bu yılla son diyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah tekrar bu güzel aya kavuşacağız. Kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağız ama son sahurdayız. Biraz hüzünlüyüz ama bayrama ulaşacak olmanın da biraz da sevincini yaşıyoruz. Hem mutluyuz hem hüzünlüyüz. Bu iki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Allah tekrarını nasip eylesin. Bu Ramazan güzel oldu. Yani sevdiklerimizle beraber olduk. Sofralarımızı paylaştık. İftar sofralarında akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla beraber olduk. Çok şükür pandemisiz. Pandeminin son demlerine geldik. Sahur sofralarında beraber olduk. İnfakta bulunduk. Bir gönle girdik. Aradaki bağı kuvvetleştirdik. İşte teravih namazları kılmak suretiyle ferahladık. Dolayısıyla gerçekten Ramazan çok güzel geldi. Güzellikleriyle geldi. O gelen güzelliklerle hemhal olduk. Çok şükür diyelim. Allah tekrarını nasip eylesin. Son sahurdayız. Bu gece çok önemli konuklarım var. Doktor Enver Osman Kağan hocam, sanatçı İsmail Bingöl hocam ve Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi, güzel sesli hocamız Hami Edis hocam. Hem Kur'an tilaveti hem de Elveda Ya Şehri Ramazan kasidesini icra edecek. Bunu kaçırmayın diyorum. Çok 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 özel bir sesi var çünkü. Hepsi, daha fazlası inşallah biraz aradan sonra, reklam arası var. Sonra beraberiz. Tekrar hayırlı sahurlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif ayının son sahurunun giriş anonsunu, hoş geldin faslını yapıyorum. Gerçekten biraz önce terasımızda bir açılış yaptım. Hüzünlüyüz ama gerçekten bayrama ulaşacak olmanın da sevincini yaşıyoruz. Allah bu duyguları daima yaşatsın. Ama ömür, yani er ya da geç bu güzel anlardan mahrum olacağız. Bu da bir gerçek. Çünkü hiçbirimiz bu dünyada baki değiliz. Ebedi olan Allah'tır. Bizler sayılı nefesimizi tüketiyoruz. Attığımız her adım, aldığımız her nefes bizi hakka, hakikate, Allah'a yaklaştırıyor. O yüzden ömrü uzun olup ameli güzel olan hayırlı insan diyor ya Peygamberimiz. Bizim ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kısa veya uzun. Önemli olan kısa da yaşasak verimli yaşayalım. Hem kendimize hem etrafımıza faydalı olalım. Hem de Cenab-ı Hakk'ın bizlere böyle 12 ayda bir bize getirdiği bu güzel Ramazan-ı Şerif ayı ve diğer Recep, Şaban, Şevval ayı, esasında bütün aylar güzel de bu güzelliklerle hemhal olalım. Ana gaye, hedefimiz, misyonumuz bu. İyi bir kulluktur. Allah bizleri kulluğundan ayırmasın efendim. Çok değerli konuklarım var. Hemen zamanı da güzel kullanma adına sizlere takdim edeyim. Bu geceki muhabbetimize, sohbetimize başlayalım. Doktor Enver Osman Kağan hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun Fatih hocam. Valla bu sene daha iyi gördüm inşallah. Hocam maşallah sizi. Biraz da kilo vermişsiniz, daha güzel olmuşsunuz. Güzellik gözünüzde sizin. Eyvallah. Gönlünüzde. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Diğer konuğum sanatçı İsmail Bingöl ağabeyim. Hoş geldin İsmail abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Fatih hocam, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun abi. Sizi görünce daha iyi oluyoruz. Ben de çok iyi oldum. Fox TV ekibine teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Sağ Eyvallah. Olun. Ben teşekkür ediyorum sizler de buraya geldiğiniz için. Diğer konuğum da Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Hami Edis. Hocam, abim, kardeşim, ne desem yeridir. Güzel gönlü, güzel insan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin inşallah. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah iyilik güzellik. Şöyle bu gece versin. Bizim şöyle bir kulakların pası, gerçi bu ara paslanmıyor elhamdülillah. Çünkü çok güzel seslerle aşinayız. Her gelen konuklarımız bizim hem gönül pasımızı hem kulaklarımızın pasını zaten sildi ama ufaktan bir paslar kalmış yine. Onu da inşallah sizinle hitam erdireceğiz. İnşallah. Güzel hem bir Kur'an-ı Kerim hem de bir Elveda kasidesini gerçekten arzu ediyoruz. Okursanız seviniriz. İnşallah Fatih hocam, memnuniyetle. Allah razı olsun. O zaman hemen muhabbetimize başlayalım hocam. Son sahur dedik. Arefe gününün artık gününe geldik. Allah nasip ederse iftarla birlikte işte orucumuzu bozacağız. Artık bayrama saatler kalacak ve o bayramın güzelliğini yaşayacağız hep birlikte. Önce bir nasıl bir duygu hocam? Sizin duygunuzu da merak ediyorum. Bu Ramazan-ı Şerif ayı nasıl geçti genel anlamda? Bu Ramazan-ı Şerif gerçekten pandemiden sonra bize çok iyi geldi. Gözlemlediğim kadarıyla iftarıyla, sahuruyla insanlarda farklı bir coşku vardı, bir heyecan vardı. Mesela geçen Üsküdar'da bir iftar sofrası kuruldu. 50 bin kişi olarak ilan edildi ama
80 bin kişiye varmış. Demek ki insanlar özlemişler yani. Bu arada beni de çok yapmayı seviyor. Ben de Hilmi Türkmen başkanımızı buradan selam edelim. Buradan selam edelim. Beraberdiniz değil mi o iftarda? Evet, evet. Allah razı olsun kendisinden. Yani dolayısıyla bu Ramazan hakikaten farklı geçti. İnsanlar böyle o özlemlerini giderdiler. Hem iftarlar oldu hem sahurlar oldu. Yani bu sene sahurlar da fazla oldu. Yani sadece iftar değil. Aynen, hep iftar sahur, daveti deriz ama evet, sahur evet, davetleri sahurlar de. Da oldu. Yani her sene olduğu gibi pandemiden önce giderken gerçekten hüzünleniyoruz. Yani Ramazan ayı. Ramazan ayıyla farklı bir insan kurması da gerekiyor. O iletişim, o sılayı, o bağı oluşturuyor. Giderken yani her ne kadar böyle Ramazan'da uyku düzenimizde bir değişiklik oluyorsa da. Şahsen hocam ben artık gece uykusuna hasret kaldım bir ay boyunca. Gündüzleri öğlene kadar uyumaya çalışıyorum. Ama gece uykusunun ne kadar önemli olduğunu da anlamış oldum yani. İşte Ramazan'a has bir program yapmak lazım. Ramazan yani bireysel olarak bir kamp gibi düşünmek lazım. Toplumsal olarak da bir panayır gibi düşünmek lazım. Yani bireysel olarak Ramazan'a girerken ben bir kampa giriyorum. Bu kampta hem bedenimi dinlendireceğim, hem ruhumu dinlendireceğim, kendimi daha fazla dinleyeceğim. Rabbimin sesine daha fazla kulak vereceğim. İşte Kur'an'la olan iletişimim artacak. İşte oruç, gündüzünde oruç, gecesinde teravihle birlikte ruhuma da böyle bir güzel bir mevsim yaşatacağım. Hani Hazreti Peygamber men kâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddeme min zenbih buyuruyor. Bir müjde veriyor. Kim Ramazan'ın gündüzünde oruç tutar, gecesinde teravih kılarsa bayrama bütün günahlarından affedilmiş olarak çıkar. Bayram sabahı da af beratını almak üzere bayram namazına gelir, o sevinci yaşar. Ya. Ramazan'ın böyle bir özelliği var. Yani iki tane özelliği var. Birincisi geçmişi temizlemek. Onun için zaten bayram yapıyoruz, seviniyoruz yani. Bu temizlenmeyi, bu arınmayı gerçekleştirdiğimiz için. İkincisi de geleceği yenilemek. Yani 11 ay boyunca bize lazım olacak o enerjiyi bu bir ay içerisinde biz depoluyoruz. Tabii, ve yayacağız inşallah. Yayacağız inşallah. Böylece yani bütün yıla teşmil olacak böyle bir sinerjiye de toplumda dönüştürmüş oluyoruz. İnşallah. Yani. Gerçekten dediğiniz gibi bu Ramazan çok verimli, çok güzel, çok keyifli geçti. Dostlarla beraber olduk. Evet. İftar sahur sofralarında getirdiği şey, Ramazan'ın getirmiş olduğu bütün güzelliklerle hemhal olmak suretiyle bu sene o iki senenin hayfını çıkardık diyebiliriz. Evet, evet. İsmail abi sizin nasıl geçti Ramazan? Sizin de konserler. Ramazan musunuz? Evet, dolu geçti. Vakit yetmedi Fatih Hocam. Hakikaten vakit yetmedi. Ramazan paylaşmak ama ben şunun kanısına vardım. Sadece Ramazan'da yapmamalıyız bunu. Ramazan'dan sonra da paylaşım yaparsak hayatta daha çok haz alırız. Kesinlikle. Bunu biraz geç idrak ettik. Devam ettirmemiz lazım. Albüm yapacaktım, onu hazırlanıyordum ama yetmedi. Vakit yetmedi. Şükür çok dolu dolu geçti. Dediğiniz gibi pandeminin o iki yılın acısını eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla paylaştık. Bazıları davetlerine gidemedik, icap edemedik, onlar üzdük. Bazen gittik. Böyle güzel abi, her geçti. Her yere yetişemiyor, yetişemiyor insan bazen. Tabii. Ben senin durumunu çok iyi analiz ediyorum. Çok iyi anlıyorum. Ben Erzurum biliyorsunuz. Aşırı derecede vakıflarımız, derneklerimiz var, sağ olsunlar. Hepsi sevdikleri için davet ediyorlar. Onlar da buradan özür diliyorum. Çoğusuna katılamadım. Eyvallah. Her davete icabet mümkün olmuyor, olmuyor değil mi? Ama davete icabet de sünnettir. Zaten bunu da biliyorsunuz ama mümkün olduğunca insanlar davet ettiğinde eğer vakit müsaitse, bir yere söz verilmediyse zaten iştirak ediyoruz. Bazen ama algı farklı olabiliyor bazen. Yani ya işte bak bizi gelmedi. Farklı yeri seçti gibi ama art niyet yok kesinlikle. Aynen onu bilsinler en azından. Herkes için, sizin, bizim için değil mi hocam? Sizin için, hepimiz için. Önemli olan din samimiyettir. Biz samimi insanlarız. Öncelik sırasına bakarız değil mi? Kim önce davet etmişse ona iştirak etmek lazım. Ama sonradan biri davet etti. Ya bu benim için daha değerli deyip de ya ben gelemeyeceğim deyip oraya gitmek de bu da etik olmaz.
Yani sünnetin bir şeyi var. Davete icabetin de bir sünnet ama evet. Onun da bir belli aşamaları var. Hami Hocam, siz de Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Üsküdar Validi Cedid Camii'nde Doğan Temiz Hocam'la evet. beraber görevi evet. ifa ettim. Hocam Doğan Temiz Hocam'ı tanıyorsunuz. Tabii tanıyorum. Çok evet. güzel bir insan. Evet. Ahmet Hocam'la beraber mesai arkadaşı. Mesai evet. demeyelim de yani dolayısıyla camide beraber görevi ifa ediyorsunuz. Namaz kıldırıp Kur'an'lar okuyorsunuz. Cemaati güzel bir şekilde hem sesinizle hem gönlünüze hem bilginize onları besliyorsunuz tabiri caizse. Evet. Şanslı, cemaatleri de şanslı. İki güzide ses. Evet. Haftada iki defa da Enderunlu'nun teravih namazı kıldırmışlar. Evet. Yani her yerde, her camide olan bir iş değil. Ha, haftada yani. İki kez. Evet. Hocam şeyi Ramazan'ı en güzel İstanbul'da, Üsküdar'da yaşanır diye biliyoruz. Ya ben bir şey söyleyeyim. Kesin çünkü, ben de aynı kanaatim. Evet. Bizim camimizde mesela sadece bizim camide haftada iki gün, salı ve cumartesi günleri Enderun teravih namazı kılındı. Mehmet Kemiksiz hocamızın başkanlığında. Selam olsun buradan Mehmet Kemiksiz hocamıza ve değerli hoca arkadaşlarımıza. Evet ve biz şunu gördük ki Enderun teravih namazı olduğu akşam cemaat en az 2-3 katı artıyor. Özel cemaatimiz geliyor. Geçen Antalya'dan gelmişler ta. Böyle Allah uzaklardan Allah. Bile gelenler var. Takip ediyorlar hangi camide Enderun var diye. Zaten çok da güzel oluyor. Bir renk katıyor. İlahiler okunuyor. İşte o makamlarda teravih namazının rekatları farklı farklı makamlarda kıldırılıyor. Elhamdülillah güzel, dolu dolu geçti, bereketli geçti. Rabbim inşallah kazasız belasız tekrarına kavuştursun. Amin. Ramazanın, orucun feyzinden, bereketinden istifade eden kullarından eylesin eyvallah. İnşallah. Şimdi sen hocam çok güzel bir şey ifade ettin. Antalya'dan ta geliyorlar dedi ya hocam. Evet. Şu anda bizi var ya dünyanın her yerinden izliyorlar. Samimi söylüyorum, mesajlar Kanada'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan. Neresi aklı Almanya'dan, her yerden. Dolayısıyla şu anda senin sesini, senin güzelliğini herkes, tüm dünya duyacak. Bu da bu bir Allah'ın lütfu olsa gerek değil mi hocam? Bu mecralar, evet. bu televizyon, bu yayının aktarılması, insanların Hı-hı. evine kadar bu hizmetlerin gitmesi de çok önemli bir şey. Bu da Allah'ın bir lütfu. Evet, evet. Yani bu medya veya televizyon, sosyal medya üzerinden de aynı şekilde. Yani insanların birbirlerini takip etmesi, iletişim kurması, orada daha ziyade böyle güzelliklerin paylaşılması. Yani insanların hasetlerini kamçılayacak paylaşımlarda değil de hı hı. Bu şekilde onların maneviyatlarını, kuvve-i maneviyelerini, morallerini takviye edecek, düzeltecek paylaşımlar yapması çok önemli yani. Ramazan'da bu daha da katlanıyor. Çünkü Ramazan'da böyle bir hani biraz önce söyledim ya toplumsal açıdan bir panayır gibi yaşanması gerekiyor. Bir şölene dönüşüyor. Ekranlar renkleniyor. Ekranlarda hocalarımız yani çok güzel gerçekten yani farklı kanallarda farklı hem gerek akademi camiasından hocalarımız gerek Diyanet camiasından hocalarımız ilim ehli bu ilim meclislerini ve bu ilim sofralarını kuruyorlar. Bu ilim sofralarına bütün insanlar istifade ediyor. Gönül ister ki bu sadece Ramazan'da olmasın. Ramazan'dan sonra da en azından yani cuma akşamları, perşembe gerçi siz yapıyorsunuz hocam, bildiğim kadarıyla. Çok güzel bir yere geldiniz hocam. Çok cuma özür dileyerek hemen size evet. sözü vereceğim. Yeri gelmişken ben de evet. ifade edeyim. Bazen işte keşke bu sahur programları bittiği zaman Ramazan haftalık periyotta Hı-hı. yayınlansa ama bilmeyenler açısından Hı-hı. çünkü yazanlar var. Cuma sabahları biz varız. Programlarımız devam ediyor. Sadece yazın ara veriyoruz. İnşallah Ramazan bittikten sonra Mayıs, Haziran'da da devam edecek. Haftalık periyottaki programlarımız inşallah istifadeli olur. Allah razı olsun hocam. Bana da hatırlattığınız evet, için. Evet yani benim temennim tabii sabahlar oluyor ama acaba sabahları izlenme oranları veya insanların tam böyle işe hazırlanma, işe gitme saatlerinde olduğu için izleme fırsatları olmayabiliyor. İnsanların daha fazla böyle izleyebilecekleri saatlerde buradan da kanal yöneticilerine kanal yönetimine bir mesaj hocam, olsun sizin sayenizde yani. Mesajı verelim. evet, evet. Eyvallah. Evet. Hocam, Arefe günü. Arife ne demek? Arife mi, Arefe mi? Arefe. Belki arife olarak kullanırsak fiil olarak kullanmış oluruz onu. Genellikle Türkçe'de arife Türkçe'de, diyoruz ama. Türkçe'de
Galat-ı meşhur olarak belki onu söylüyoruz. Hani hı hı. bir söz var ya, Galat-ı meşhur, savab-ı mehcurdan evladır diye. Galat-ı meşhur, lugatı fasihten, yok bir şey daha vardı. Bunun bir benzeri vardı. Savab-ı mehcur demek, yani terk edilmiş doğru demek yani. Galat-ı meşhur, meşhur olmuş, yanlış. Savab-ı mehcurdan evladır veya lugat-ı fasihten de denilebilir belki. Asıl arefedir. Arefe olması daha doğru bir kullanım olur. Kelimenin etimolojik kökü açısından daha doğru olur. Yani arefe aslında bilmek anlamına geliyor. İrfan kelimesi de buradan doğmuş. Yani bilgiden biraz farklı. Bilgi, ilim dediğimiz şey tecrübe edilmeden de hazır gelmiş olan bir bilgidir yani. Mesela Allah Celle Celaluhu hakkında o alimdir denilir ama ariftin denilmez. Allamul guyub diyoruz veya alim diyoruz. O ilim sahibidir ama arif kelimesi kullanılmıyor. Niye? Çünkü arif tecrübe edildikten sonra ortaya çıkan bir bilgidir. Evet. Allah'ın bu tecrübeye ihtiyacı yoktur yani. Evet. Ama bizim ihtiyacımız vardır. Anadolu irfanı dediğimizde orada tecrübe edilmiş, daha önceden yaşanmış ve ortaya konulmuş bir bilgi demektir yani. Burada da yani arefe, biz biliyoruz ki ertesi gün bayram. Günün öncesi. Tabii günün öncesinde ve o bilinç, o şuur içerisinde bir hazırlık yapıyoruz. Sevgili yönetmenim de benim kulağıma söyledi hocam, Türk Dil Kurumu'nda arife, Türkçesi arife olduğu için arife yazmışlar ama dediğimiz gibi biz arefe. Evet. Olarak ifade ediyoruz. Yani işte Galat-ı meşhur, savab-ı mehcurdan evladır yani. Çünkü mastar olarak kullanılması daha uygundur onun. Tabii o benim görüşüm. Belki farklı mülahaza ve yorum da olabilir. Hocam peki çok özür dilerim. Şimdi arefe günü bir insan ne yapmalı? Hı-hı. Arefe gününde yapılması gerekenler var mı? Ne bileyim, kabir ziyareti olabilir veya başka bir şey. Çünkü bunu yani, da çok soruyor seyircilerimiz. Evet. Arefe günü bir hazırlık günüdür. Ertesi bayramdır. Bayramda insanlar birbirlerine gidip gelecekler, ziyaretler olacak. Dolayısıyla yani insanlık hali, ev hali, gelen misafirlere, ziyaretçilere ikram için evinizde bir şey olmayabilir. Ama bunu daha önceden bildiğiniz için ne yaparsınız? Hazırlık yaparsınız. Gidip alışverişinizi yaparsınız ki bugün mesela ben Pendik civarındaydım. Her taraf böyle kaynıyordu gerçekten. İnsanlar çıkmışlar, alışveriş yapıyorlar. Hazırlık yapıyorlar yani, bayrama bir hazırlık yapıyorlar. Tabii bu maddi yönüyle ele alabileceğimiz bir konu. Bir de işin manevi boyutuna baktığımızda arefe günü özellikle yani hepimizin işte annelerimizden, babalarımızdan, büyüklerimizden ahirete irtihal intikal etmiş olanlar var. Onları hatırlamak, bayram günü yaşayanlarla hemhal olacağımız için, onlarla birlikte vakit geçireceğimiz için, sıcak ilişkiler içerisine gireceğimiz için belki geçmişlerimizi hatırlayamayabiliriz. Ama arefe günü bu hatırlamayı yapıyoruz. Gidebilenler mezarlığa gidiyorlar, orada Kur'an'larını okuyorlar ve geçmişlerini yad ediyorlar. Eyvallah. Bu arada İsmail abi benim aile dostum, hemşeriyiz, yakın köylüyüz. Bizim sülale de çok geniştir. Verin tabından, Muhkerinden değil. Buradan hepsine selam olsun. Hacı Yakup amcamız vardı, babası İsmail abinin. O da yakın bir zamanda, 2-2,5 ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onu defnettik. Bu vesileyle ona ve bütün geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Aynen. İsmail abi, sen de bugün artık kabir ziyareti yaparsın herhalde arefe günü inşallah. Evet. Tabii çok hüzünlü geçecek benim için bayram. Bütün geçmişlere rahmet olsun. Babam gidince hayatın... Hayatta yarım kaldığımı anladım. Annem yarımdı, tam yarım kaldım. O yüzden anne ve babalarımıza gerçekten hayattayken hiç sitemi bırak, yani öfü bırak, hiçbir şey. Onlar çok nazlı. Kalanlar tabii çok şanslı. Biz şu anda o şansımızı kaybettik. İnşallah onlar bize razı olmuşlardır.
Ben babam, annem duasını aldığımı düşünüyorum inşallah. Ben de çok severdim. Allah razı olsun. Sizler de çok severdi babam. Evet. O zaman şöyle yapalım mı muhterem hocam? Hem Hacı Yakup amcamızı zikrettik. Hı hı. Mutlaka hepimizin eşinden, dostundan, akrabalarından, izleyenlerimizin de hakeza vefat etmişleri mutlaka vardır. Evet. Halen de her saniye, her dakika insanlar vefat ediyor. Hayatın evet. kanunu böyle değil mi evet. hocam? Evet. Dolayısıyla her doğan bir gün vefat edecek. Bu Allah'ın bir adaleti, evet. bir kanunu. Dolayısıyla bütün geçmişlerimize yönelik şöyle Hami hocam bize bir Kur'an tilaveti icra evet. etse ne güzel olur. Eyvallah. Çok iyi olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وَا
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة Tüm geçmişlerimize rahmet olsun. Bu Kur'an-ı Kerim tilaveti onların manevi anlamda ruhlarına inşallah ulaşsın. Amin. Peygamberimiz hocam hani ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamış ama belli bir zaman sonra tekrar serbest hale getirmiş. Bizler de kabir ziyaretlerinin hani Arefe günü gidilmesinin çok önemli olduğunu ifade ettiniz ya. Hani bazı insanlar belki gidemiyor. Bazı hastalığından dolayı, bazı belki mezarlık uzaktır, maddi anlamda gidemeye bir gücü yetemeyebilir anlamında ama bu insanlar kabiri başına gittiği zaman diyelim ki Yasin okudu veya gidemedi evde Yasin okudu veya Tebarek okudu veya bir Fatiha okudu. Gidip kabir başında okuduğuyla evde okuduğu arasında bir fark var mı? Yani ruhuna aynen gider mi? Evet. Başta söylediğiniz gibi Allah Resulü hadiste şu şekilde geçiyor. قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ قُبُرْ فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ sizi kabir ziyaretinden engellemiştim, nehyetmiştim. Şimdi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyaretinde bulunmak size ahireti hatırlatır. O zaman şimdi, tabii, bizle alakalı. Tabii bizle alakalı. Yani kabir ziyareti yapmak bizimle alakalı. Bize daha fazla faydası var. Yani ölülere olmaktan daha ziyade bize faydası var. Dolayısıyla oraya gittiğimizde orada kıraat da yapabiliriz. Geçmişlerimize Kur'an okuyarak asıl olan dua yapmaktır. Yani Kur'an okumaktan daha ziyade bize çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Yani bizden önce geçmiş olan kimselerle bizim iletişimimiz nasıl olmalı veya onların ardından Kur'an okuduğumuzda yani Kur'an okuyabilir miyiz? Okuduğumuz Kur'an onlara ulaşır mı ulaşmaz mı? Bunun kaynağını, delilini bu ayet teşkil ediyor yani. Bu ayetten biz öğreniyoruz. Cenab-ı Hak bizden önce geçen kimselere dua etmemizi bizden istiyor. Hı hı. Ve bunu bize öğretiyor. Tabii dualarda ne zaman makbul olur? Bir ibadetten sonra makbul olur. Kur'an okumak da bir ibadettir. Şimdi daha güzel kafamda yerleşti. Evet. Kur'an okumak da bir ibadettir. Kur'an ve sonra dua. Tabii arkasından dua yaparız ki o çünkü hani vel amelus salihu yerfa'uh ayette geçiyor ya ileyhi yas'adul kelimut tayyibu. Yani Allah'a güzel kelime ulaşır ama onu ulaştıracak olan da nedir? Yani dua da güzel bir kelimedir. Onu ulaştıracak olan da salih bir ameldir. Kılmış olduğumuz namazlar veya okumuş olduğumuz Kur'anlar ulaştırır. Kişi evinde oturarak Kur'an okuduğunda arkasından
dua yaptığında o da makbuldür. Hı. Ve ölülerine, geçmişlerine ulaşacak güzel bir kanaldır yani. İletişim kuracak güzel bir kanaldır. İnşallah. İsmail abi, bu arada Yusuf abimizi unutmayalım. Yusuf Bingöl. Allah rahmet bu da yakın bir zamanda biliyorsunuz. Sizin de akrabanız, bizim de. Halamızın oğlu. Allah ona da rahmet eylesin. Çok seviyorum rahmet olsun. Hocam, Efendimiz Aleyhisselam kabir ziyaretlerini yasakladığı dönemler neden yasaklamış daha sonra? Çok kısa, uzun sürmemiş gerçi o yasak. Çünkü övünme mi vardı geçmişler hocam? Efendim? Kabirdekilerle övünme mi vardı cahiliye adeti olarak acaba hocam? Övünmek o bir gerekçe olabilir. Hı. Ama diğer taraftan insanların kabirleri, hani putlar vardı ya şeyde, hı hı, Kabe'de, evet, 360 put vardı. Her bir put bir kabileyi temsil ediyordu. Bunlar da mesela en meşhurları Lat, Menat, Uzza'dır. Bunların her birleri geçmişte yaşamış, insanlar arasında mümtaz, müstesna kişi olarak, saygın kişi olarak, itibarlı, prestijli kişi olarak yaşamış, vefat ettikten sonra da putlaştırılmış olan kimselerdi. Dolayısıyla bu şekilde kabirlerin putlaştırılması, efendime söyleyeyim, oraların yani kurbanların kesilip de onlara adanıp da şirke düşme tehlikesinin olduğu yerler olduğu için Hazreti Peygamber onu yasakladı. Daha sonradan yani onların konumu nedir? İnsanlar bunu öğrendikten sonra, yani tevhid inancı yerleştikten ve şirk tehlikesi, riski ortadan kalktıktan sonra onu serbest bırakmıştır. Eyvallah. İsmail abi, bir de mesela biz Mekke Medine'ye gittiğimiz zaman da orada işte Uhud şehitliği var, Cennetül Baki, evet, kabristanlığı, evet, var, Mualla kabristanlığı var. Hocam, evet, da daha iyi, evet, bilir. Hani Peygamberimiz böyle bir kabristana vardığında onun bir metodu var. Yani Esselamu aleyküm ya ehled diyar. Evet. Değil mi? Ya yani ehled kubur. Yani burada yatan kişilere bir selam vererek başlıyor. Evet. İnşallah. Entüm meyyitun. Evet. Ve nahnu, evet, inşallahü lahikun. Siz bizden önce göçtünüz ama biz de size yetişeceğiz. Öyle biz de size, evet, lahik olacağız. Bizler de sizlere bir gün kavuşacağız anlamı, evet, taşıyor. Demek, evet, ki yani mezardakilere de selam veriliyormuş. Evet. Biz tamam, onlar bizi hissediyor. Belki ayak ucumuzun bile sesini duyabiliyor gittiğimiz zaman biz onları duyamıyoruz, hissedemiyoruz. Ruhlar zaten bedene aşıkmış, değil mi? Öyle diyor. Hocam, yani bu konudaki şey ayet-i kerimede geçiyor ya. Yani Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve huvel kahiru fevka ibadi. O kullar üzerine egemendir, hakimdir. Hatta idâ câe ahadehumul mevtu. Sizden birisine ölüm geldiği zaman teveffet hurusuluna, elçilerimiz, hı hı, onun ruhunu alır. Thumme ruddu ilallahi mevlahumul hak. Sonra onu hak olan Mevla'ya teslim ederler. Dolayısıyla birisi vefat edince bedeni kabre girer, ruhu Allah'a teslim edilir. Ama o kabirle sürekli onun irtibatı vardır. Dolayısıyla ruhlar kendileri hakkında ki yatları, efendim konuşmaları ve kendilerine gönderilen selamları, duaları işitirler, alırlar yani. Yani beden yok olabilir ama ruh. Tabii. Hocam, evet, bedenden dünyadayken işte günah işliyoruz ya, hepimiz günahkar insanlarız. Allah affetsin. Ruh acaba çıktığı zaman diyor mu ki iyi ki kurtuldum bundan, öyle diyen oluyor mudur acaba? Onu Allah bilir. Allah, evet. Sanki öyle bir şey duymuştum ben de bir yerden. Şimdi tabii bu beden bize emanettir. Emanet olarak verilmiştir. Asıl olan o insandaki ruhtur veya hani buna irade de diyebiliriz. Yani o ruhu hareketli kılan veya işte ruhtaki o hareket kabiliyetini ortaya koyan Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu iradedir. Evet. İrade kesbin bir parçasıdır. Yani kesb kazanmak demek. Onun içerisinde akıl da vardır, irade de vardır. Bu nimetleri Cenab-ı Hak bize vermiştir. Şeylerden, hayvanlardan farklı olarak yani. Evet. Ve beden bir yerde o ruhun içerisinde, ruhun içinde bulunduğu bir kafestir yani. Mekandır, yerleştiği makardır.
Ama bir gün gelir işte o kafesten uçup gider. Beden kafesinden. Bedenle bizim bağlantımız sadece budur. Fakat tekrar iade edilecektir. Yani ayetlerden biz bunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak bildirmese biz nereden bileceğiz? Evet. Onun için mesela müşriklerden birisi diyor ya, قَالَ مَنْ يُحْيِنَ عِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٍ. Yani şu kemik ufalanmış, paramparça olduktan sonra bunu kim iade edecek, kim diriltecek? قُلْ يُحْيِيهَ الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ. Orada yani mantıksal olarak çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, ey Habibim de ki, onun ismi, cismi, şekli, projesi ortada yokken onu yaratan tekrar onu iade etmeye kadirdir. Yani ayet çok güzel cevap veriyor. Evet, dolayısıyla yani herkesin bu mevcut olan bedeni tekrar ba'sül mevt'te, değil mi? Ölümden sonra tekrar dirilişte iade edilecektir, diriltilecektir. Yani. İnşallah o süreçte de Allah'ın huzurunda hesap verirken, asıl ölüm iş bitmiyor değil mi ölünce hocam? Öldükten sonra iş başlıyor. Tabii, tabii. O yüzden hesabımız kolay olsun inşallah. Ölmek felaket değil, öldükten sonra başına akibet gelecekleri bilmemek felakettir. Çok güzel, bu çok güzel oldu. İsmail abi bir eser alalım mı senden? Ne okumak istersin? Tabii Sazen'de ekibin yok ama böyle natürel. Natürel yapalım. Gezen güzel ruhuna uygun. Peki, Alman Efe Hazretleri'nden bir kaside okuyalım. Uşak makamıdır. Bunu rahmetli babam da çok severdi hep. Her eve gittiğimde oğlum şu Efe Hazretleri'nden şunu bir okur musun derdi. Hem onu yad etmiş olalım. Eyvallah. Efe Hazretleri'ni. Tabii ki. Seyreyle güzel kudretli Mevlam, neler eyler canan canan. Seyreyle güzel kudreti Mevlam, neler eyler sana kurban. Allah'a sığın adli teâlâm, neler eyler. Allah'a sığın adli teâlâm, neler eyler. Suları şikest meyleri kalp Hazreti Hak'tan canan canan. Suları şikest meyleri kalp Hazreti Hak'tan canan canan. Viran edeyim ettim isyandan usandım. Viran edeyim ettim isyandan usandım. Eyvallah, Allah razı olsun. Zor bir eserdir yani icrası noktasında. Tabii, çok da güzel icra ettin. Estağfurullah. Ağzınızın Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Alvarlı Efe Hazretleri'ni de burada rahmetle yad ediyoruz. Evet. Allah nur içinde yatırsın. Amin İsmail çok abi. Büyük bir zat biliyorsunuz. Değil mi? Erzurum Kilbino yazmıştı. Hemşeriniz değil mi? Yani. Erzurumlu. Tabii. Onlar her şehrin manevi bekçileri vardır. Bekçileri var. Efe Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri. Bunlar gibi birçok zat da Erzurum manevi bekçileridir. Hocam yönetmenim diyor ki kulağıma İsmail abi sesi çok güzel diyor. Hani eğer okumak isterse bir eser daha dinleriz diyor. Bir bakalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam bir yandan da sorular geliyor. Fatih Savaş Official Instagram üzerinden, kendi hesabım üzerinden böyle sorular var. Bir tanesi demiş ki Kur'an yani Ramazan'da mukabele dinledik ama secde ayetlerini yapamadık. Toplu halde yapılabilir mi? Demiş. Tabii toplu halde yapabilirler. Kaç tane vardı hocam? 14 tane secde ayeti var. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. Yani eğer yapamamışlarsa yapabilirler. Toplu yapabilir. Toplu halde yani yapabilirler. Yani mesela bazen diyelim ki 22, misal veriyorum işte 25. cüz dinliyor. O günkü mukabelede bir secde ayeti geldi. Cüz bittikten sonra asıl olan daha iyi olan o değil mi? Yani hemen yapmak. Tabii hemen yapmak gerekir. Çünkü insan unutabilir. Buna tilavet secdesi diyoruz.
tilavet secdesi, Kur'an'da geçen secde ayetleri okunduktan sonra yani secdeye varırken yani niyet ile birlikte o secde yapılır. Kalkarken de yine secdede Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la denilir. Allahu Ekber kalkarken Semi'ana ve Ata'na Gufraneke Rabbena ve İleyken Masir ile bitirilir. Yani onu yapmak gerekir, vaciptir. Eğer yapılması olmaz, vacip tabii, dediniz. Tabii tabii. Farza yakın değil mi? Tabii yapılması lazım. Hocam bir de mesela fitre ile alakalı son zaman ne diye çok soru var. Yani son verilme zamanı. Fitre de vaciptir. O vacip olması ne zamandır? Bayram sabahı tan yerinin ağarmasıyla birlikte. Son tabii o zaman asıl vacip olur. Ama gelmeden evvel de ödenebilir. Yani o esnada ödeyecek kimseyi bulmak mümkün olmayabilir. Onun için yani öncesinde vacip öncesinde ödenebilir. Ödenmesi daha güzel olur. Hem de bayrama girerken yani muhtaç olan kimseler de böylece sevindirilmiş olur. Zekatta da böyledir. Yani zekat farz olmadan evvel mesela önümüzdeki senenin zekatını biz verebilir miyiz, veremez miyiz? El cevap verebiliriz. Bir dahaki senenin. Tabii bir dahaki senenin. Yani henüz bize farz olmamış. Ama farz olmadan evvel onun zekatını verebiliriz. Sadaka-i fıtırda da böyledir. Yani fitre hocam fitre. Fitre diyoruz. Fitre mesela nedir Türkçesi veya biz fitreyi niçin veriyoruz? Bize bir ne katkısı var hocam? Fıtır kelimesinden geliyor. İftar etmek demek. Ramazan'ın bitmesi, iftar etmemiz. Yani Ramazan'da her akşam orucumuzu iftar ediyoruz, orucumuzu açıyoruz. Ama bir ayın boyunca da tutmuş olduğumuz orucu nihayetlendiriyoruz. Nihayetlendirmemizin Cenab-ı Hak bize, bu da bir nimettir. Bedenimizin bir nevi kaskosu mu hocam? Tabii baş vergisidir. Dolayısıyla bu hem kişi kendisi adına hem de buluğa ermemiş olan çoluk çocuğu adına bunu verebilir. Veya buluğa ermiş olan çocukları adına da verilse bu yine geçerlidir. Anne babası adına verse yine geçerlidir. Onlar adına verebilir. Yani canı olan herkes için, hatta kundaktaki bebeği içinde kişinin bu sadakayı vermesi gerekiyor. Evet. Sadaka sadaka demek. Bağış demek. Yani zorunlu olmayan bağışlara da yine biz sadaka diyoruz. Zorunlu olan zekat gibi veya fitre gibi bağışlara da biz yine sadaka kavramını kullanıyoruz. Hepsi, ikisini de içine alıyor. Yani zorunlu olan ve olmayan bağışları içine alıyor. Ama bizim zorunlu olarak, Müslüman olarak vermemiz gereken zekattır. Senede bir defa malımızın gelirinden vermemiz gereken miktardır. Fitre dediğimiz, işte fıtır sadakası, Ramazan'ı bitirmenin, Ramazan'da tutmuş olduğumuz oruçların bir nevi şükrüdür bu. Çünkü bu da bir nimettir. Herkese nasip olmuyor. Evet, yani, geçen yıl aramızda olup tabii, da bu yıl olamayan var. Olamayan var. Hatta Ramazan'ın başında olup da Ramazan'ı getiremeyen de var. Evet. Böyle olduğu gibi mesela sıhhatli olup da oruç tutmayanlar da var. Bu da bir nasip meselesi yani. Sıhhatinden ötürü oruç tutamayıp çok üzgün olan da var. Ona, tabii o şekilde olan da var. Onlar fidye veriyorlar zaten. Eğer bundan sonraki hayatında tutamayacaksa. Hastalık devam edecekse. Tabii hastalık devam edecekse veya yaşlılığı sebebiyle tutamayacaklarsa onlar fidye veriyorlar. Fidye vermeleri gerekiyor. Fidye ile fitre miktar olarak aynı. Aynıdır ama fonksiyon olarak birbirinden farklıdır. Farkı nedir? İşte fidye Ramazan boyunca hastalığı veyahut da yaşlılığı sebebiyle hiç tutamayacak olan kimselerin verdiği miktardır. Günde iki öğün ne kadara doyuyorsa bir kimse o miktardır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene 40 TL olarak bunu belirlemiştir. Herkes kendi bütçesiyle onu orantılayacak değil mi? Evet. 40 en azami. Asgari. Asgari, pardon. Asgari, evet. Hocam bu
çok önemli bir soru soracağım. Hı hı. Mesela, ama zor olmasın İsmail abi. Hayır. Şeker hastası diyelim ki abimiz. Benim bir şorta abim var. Hı hı. Urfa abi, Ali abi. Doktor bey kesinlikle oruç tutmayacaksın diyor. Fakat bu çok ısrar etmemize rağmen tutuyor. Bir gün yedi, ondan sonra tekrar tuttu. Diyorum ki bu senin almış olduğun karar doğru bir karar değil. Yani tamam Allah senin kalbini görüyor. Ne yapayım diyor, ben yapamıyorum diyor. Nedir hocam? Bunlar nasıl bir öneri? Güzel bir soru. Yani evet. Burada şimdi bizim fıkhımızda ruhsat diye bir kavram vardır. Ruhsat. Ruhsat demek üzerimize gerekli olan, farz olan, yapmakla mükellef olduğumuz bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları bazı hallerde, bazı durumlarda yapmayabiliyoruz. Buna ruhsat diyoruz. Evet. Ruhsat terfih olur, bir de iskat olur. Yani iskat dediğimiz zaman artık orada azimeti yapamazsınız siz. Yani hocam? Yani. Mesela Hanefi mezhebinde sefere çıktığınızda namazları kısaltmanız ruhsatı iskattır. Yani 4 rekatlı namazları 2 rekat kılmanız gerekiyor. 4 rekat kılamazsınız demek. O düşmüş artık. Yani azimet düşmüştür. Orada onu yapamazsınız. Ama oruçtaki ruhsat, ruhsatı terfihtir. Dolayısıyla kişinin tercihine kalmıştır. Tutabilir de tutmayabilir de. Fakat tabii ki bizim bu abimize, bu kardeşimize tavsiyemiz doktorun tavsiyesinden öteye geçmez. Doktor eğer tutma diyorsa, senin sağlığına zarar verir diyorsa doktoru dinlemesi gerekiyor. O da bir fetva mı hocam? Doktorun demesi. Dinlemesi doktor gerekiyor. Başa çıkamamış. Evet. En son demiş ki kontrol et her gün. Eğer demiş ki şekerin 200'ün altında düşüyorsa tutabilirsin demiş. Adam zaten şey yapamamış. O kendisini bilir. Yani. Evet. O kendi durumunu bilir. Dolayısıyla orada hani ona şöyle diyemeyiz. Yani sen oruç tutamazsın. Buradaki ruhsat ruhsatı iskattır diyemeyiz. Niye? Çünkü ayette geçiyor ya. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ diyor. Yani böyle tutabiliyor ama çok zor bir şekilde tutan kimseler tutmayabilir. Fidye vermesi gerekir. وَاَنْ تَصَدَّقُوا وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ değil mi? وَاَنْ evet. تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Eğer tutmanız sizin için daha hayırlıdır şeklinde de böyle bir devamında böyle bir açıklama var. O zaman açık kalmış. Dolayısıyla burada tercih kişiye aittir. Ama hocam çok özür dilerim. Tutmazsa Allah indinde sorumlu olmaz. Tutarsa da yine bu görevi, bu ibadetini ifa etmiş olur. Ama hocam mesela dini hassasiyeti olan bir doktor gerçekten iyi bir analiz etti. Ya sen tutmamalısın. Tutarsan sağlığına zarar dediği halde o kişi tutarsa İslam buna da yani... Yani orada bir devreye girmesi lazım. Çünkü sonra kendi bedenine doğru, de... Doğru ama tıbbın tabii ki bilimin sesine kulak vermek lazım. Tıbbın sesine kulak vermek lazım. Ama bu yani tıbbın dediği bütün her şey de kesin olarak çıkmayabiliyor. Kişiden kişiye değişebiliyor. Kişi kendisine bakması lazım. Doktorla konuşacak. Doktoru dedi ki tutma. Kendi kudretine de bakacak. Kendi iki tarafta ölçüp biçecek diyorsunuz. Külfetine yani. De bakacak. Mükellefiyetine de bakacak. O yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Ondan sonra kendisi buna karar verecek yani. Hocam. Şeyde bile, dinde bile yok mu o? Hani Hazreti Peygamber ne diyor? İstefti kalbek. Kalbine danış. Ve inefterken nâsu vefterke. İnsanlar sana fetva verseler de sen nihayetinde kalbine danış. En iyi fetva makamı. Sen kendin karar ver yani. Değil mi? Mesela tıp diyor ki hamile olan senin çocuğun diyor özürlü doğacak diyor. Ama bir bakıyorsun sağlam doğuyor. Yani böyle. Yanılabiliyor diyorsun. Yanılabiliyor. Yani yanılma payı olabiliyor orada. Eyvallah. Hocam, Hami hocam. Evet hocam. Sizden bir elveda kasidesi alalım mı? Niye biliyor musunuz? Çok az kaldı artık son imsak vaktine. Dolayısıyla bizi bir hüzünlendir ya. Bazen hüzünlenmek de iyidir değil mi hocam? Alabilirsin hocam. Olur. Geçen Ahmet Özhan hocam da öyle yaptı da. Olur kendi canlı yayın. Ya Rabbena Ya Rabbena
Vâfir lenâ zunubenâ, yardım eyle kıyamette. Şu dünyada yoktur vefa, gelen çeker cevru cefa. Ey Hak Habibi Mustafa, yardım eyle kıyamette. Ey Hak Habibi Mustafa, yardım eyle kıyamette. Elveda ey şehri Ramazan, elveda. Elveda şehri Kur'an, elveda. On bir ayın sultanısın, dertlileri dermanısın. Hakkın bize ihsanısın. Elveda ey şehri Ramazan, elveda. Elveda ey şehri Kur'an, elveda. On bir aylık yoldan gelir müminlere elveda ey şehri Ramazan, elveda. Elveda ey şehri Kur'an,
elveda, 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 şehri siyam elveda, 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 şehri Kur'an elveda. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Elveda, elveda, şehri siyam elveda. Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda. Eyvallah Hami Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bu arada isminiz de Hami ya. Acaba isminizi babanız veya anneniz veya büyükleriniz Trabzonsporlu Hamiye, yani onu sevdiklerinden dolayı mı koydu? Bu arada Trabzonspor'da şampiyon oldu. Evet. Birden aklıma geldi. Tebrik edelim. Trabzonsporluları öncelikle tebrik ederiz. Ama tabii benim ismim Trabzonspor'la bir ilgisi yok. Bağlantısı eyvallah. Yok. Hocam şöyle özetle. Ben doğduğum zaman bizim o bölgede sanayide Hami Usta diye çok değerli bir insan varmış. Allah Allah. Çok dürüst çalışan, işini güzel yapan ve herkes tarafından sevilen birisi. Çok enteresan yani. Sanayideki bir ustanın ismini koymuşlar bana. Ne güzel. Sonra ben olduktan sonra evde konuşuyorlar. Ya bu çocuğun adını ne koyalım falan. Amcam da diyor ki Hami Usta'nın adını koyalım diyor. Yani adam o derece sevilen birisi. Elhasıl oradan geliyor hocam. Hami Usta'nın adını koyuyorlar. Elhamdülillah ismimizin anlamı da güzel. Koruyan, muhafaza eden, koruyucu anlamında. İnşallah Rabbim bize de onu muhafaza etmeyi nasip eder. Hocam yani bir sanayide bir usta olabilir veya sokakları süpüren bir ablamız olabilir. Fark tabii, etmez. He. Herkes liyakatıyla işini yaptığı takdirde bak her taraf herkes tarafından sevilir. Evet. Yani hoş seda bırakmak deriz ya. En güzel. Bunun en güzel örneği mesela Hami Usta. Ben bile şu anda gıpta ile baktım aynen. Yani. Keşke biz de öyle anılabilsek. Ne güzel. Yani hocam normalde herkes bir yakınını söyler. İşte der ki dedemin ismini koyalım veya işte dedemin dedesinin ismini koyalım veya bir peygamber ismi koyalım. Bunun gibi bir örnekler verirler. Ama amcam tutuyor diyor işte eyvallah. Sanayideki Hami Usta'nın ismini koyalım. Tabii bunu dedirttirebilmek aslında aynen, önemli. Güzel. Önemli aynen. Bak, bu yani. Demek ki iyi bir insan ki evet. Sene 2022. Evet. Kaç yaşınızdınız hocam? 38. 38 kere maşallah diyorum. Ve son sahurda halen Hami Usta'yı bak tanımıyoruz ama ismi burada zikredildi. Demek ki güzel insanmış. Kötü insan olsa burada anılmaz. Evet. O yüzden Allah ömrüne bereket versin. Aslında diyelim. Hocam özür dilerim. Yani ben de çok merak ettim bu Hami Usta kimdir nedir diye. Tabii ona yetişemedik biz. Sonra vefat etmiş o adam. Allah bir razı tanışma fırsatımız olmadı. Tanışmayı da arzu ederdim eyvallah. Yani. Bu arada yaşımız 38 ya. Trabzonspor'da 38 yıl önce şampiyon bu olmuş. Bu da varken. Evet. Böyle bir parantezi açalım. Şimdi hocam evet. Zaman çok hızlı ilerliyor. Birazdan inşallah sizin duanızla son sahurumuzun imsakına yeni bir oruca niyetlenmiş olacağız aminlerle beraber. Sıla-i Rahim. Buna da bir pas geçmeyelim ya. Onun öncesinde Sıla-i Rahim çok kapsamlı, çok güzel bir şey de şu ezanları soruyorlar. Daha doğrusu bayram namazı vakitleri. Onu da mesela hemen hızlıca söylüyorum. Ankara 06:20, İstanbul 06:34 diye devam ediyor. Takvime de bakabilirsiniz diğer illeri. Şimdi tek tek sayarsak vakit alır. Bu bayram namazının vakti değil mi hocam? Ama öncesi sabah namazı var. Evet. Sabah namazına gidersek camide namazı kılalım inşallah bayram namazını da beklemiş oluruz. Evet. Bu ayrıntıyı da vermiş olalım. Hocam Sıla-i Rahim bayram olduğu zaman herkes işte eşinin dostuna, akrabalarına veya tatile gider. Yani tabii ki tatilde insanın beklediği bir şey ister, evet. Vücut, beden, ruh. Ama bu Sıla-i Rahim'i de es geçmemek lazım. Bu evet. Dengeyi nasıl korumalıyız? Evet. Tabii özellikle büyük şehirlerde yaşayanların meşgalesi bu Sıla-i Rahim yapmaya engel olduğu için belki bayram geldiğinde işte bu özel günlerde ve de tatil günlerinde insanlar birbirlerine daha rahat gidip gelirler. Buna biz Sıla-i Rahim diyoruz. Yani Sıla demek bağ demek. Rahim de ana rahmi demek aslında. Döl yatağı demek.
mecazi olarak da akrabalık bağı veya işte soy bağı şeklinde söyleyebiliriz. Bu bizi neye bağlıyor? Birincisi Rahman'a bağlıyor. Rahman'a nasıl bağlıyor? Cenab-ı Hak, Allah Resulü bize bilgi veriyor bu konuda. Kainatı yarattığı zaman bu akraba, hani sıla-i rahim, Allah Resulü orada bir şücünetün miner rahman diye bir kelime kullanıyor. Rahman'dan bir bağdır. Veyahut da muallakatun sıletur rahim, muallakatun bil arş. Arşa yapışmış ve şöyle söylemiş. Men vasaleni vasalahullah ve men kat'ani kat'ahullah. Kim beni korursa Allah onu korusun. Kim beni kopartırsa Allah onu koparsın. Allah veyahut da Allah ondan ilişkiyi kessin. Yani bu kadar önemli. Rahman'a bağlanmış oluyor. Sıla-i Rahim'i bağlayan, koruyan kimse Rahman'a bağlanmış oluyor. Aksi takdirde Allah'la irtibatı kopmuş oluyor. Yani bu kadar önemli bir şeydir bu. Birincisi bu. Bir de Rahman'a bağlıyor. Evet. Bir de hocam, hani hadisi şerifte peygamberimiz diyor, kim rızkının bol, ömrünün uzun olmasını evet. istiyorsa yani Sıla-i Rahim'de bulunsun. O da insanı şöyle diyebiliriz, yani dünyaya bağlar. Şimdi dünyada iki şey vardır değil mi? Bir ömür vardır, bir de rızık vardır. Hı hı. Allah Resulü orada men ahabbe en yubsata lehu, işte yani rızkının geniş olmasını istiyorsa, ömrün uzun olmasını istiyorsa, tabii burada ömrün uzaması söz konusu değildir. Tam onu soracaktım. Ömrün uzamasından maksat burada nedir? Ömrün bereketlenmesidir. Yani siz bir an yaşarsınız, o anın hiç bitmesini istemezsiniz. Yani o kadar bereketlenir ki ondan çok mutluluk duyarsınız. İnsanlar da, hani insan insanı dinlendirir diye bir ifade var. Özellikle akrabalarıyla bir araya geldiği zaman, ki aralarında hani insanlar birbirlerine üç bağ ile bağlıdırlar. Bir din bağı, ki tamam, kalpte iman ile olur o. Evet. Bir beşeriyet bağı, dünyada yaratılış ile olur. Tamam. Bir de rahim bağı dediğimiz, işte o da kanda, rahimde kan ile olur. Aynı soydan gelenler, aynı batında dünyaya gelenler bir araya geldikleri zaman sohbet ederler, hasret giderirler, birbirlerini dinlerler değil mi? Bu şekilde o anı çok bereketli, çok huzurlu hale getirirler. Bir bu. İkincisi de rızkı orada Hazreti Peygamber zikrediyor. Ya ben bir insan bir insanla, hani akrabalar düzeyinde, hı-hı, ifade ediyorum, bir araya geldiğinde rızık nasıl bereketli oluyor hocam, veya rızık nasıl bol oluyor değil mi? Mantık olarak düşündüğünde. Mantık olarak düşündüğümüzde, yani bir de fiziki olarak olabilir. Çünkü siz ona gittiğinizde o size ikram eder. O size geldiğinde siz ona ikram edersiniz. Veyahut da yani sıla-i rahim demek sadece böyle bir araya gelip de işte konuşmak, efendim halleşmek vesaire, dertleşmek değildir. Asıl yani akrabanın iyi günü olduğu gibi kötü günü de vardır. Evet. O kötü gününde işte borca ihtiyacı olur, iflas eder, maddi olarak sıkıntıya girer. O durumlarda ona yardımcı olmak, kol kanat germek, maddi olarak onu desteklemek. Bu anlamda da rızkın genişlemesi söz konusudur yani. Çok güzel hocam. Sıla-i Rahim akraba ziyaretleri, özellikle Arefe gününe girdik artık. Evet. Ve bayram günleri içerisinde mutlaka bunu yapalım. Hı-hı. Bunu dedin. Evet. Mesela bir de hasta ziyareti İsmail abi. Hasta ziyaretleri de çok faziletli. Evet. İnşallah etrafında böyle büyük ben çapta o konuya çok özen gösteririm. Hatta iyi de tevafuk oldu. Benim bir belediye başkanı arkadaşım Erzurum'da kızı geldi. 10 gündür yoğun bakımdaydı. Beyin tümörü rahmet oldu. Gözlerini bugün açmış. İnşallah ona bir dua. Bütün herkesten bir dua. Bütün hastalara. Hasta ziyaretlerine gittiğin zaman hem karşıdaki bir manevi olarak rahatlatıyorsun. Bu çok önemli. Bu bağı kesmek lazım. Yani insanın gayesi yaşatmak için yaşama felsefesi olursa hayat daha güzel oluyor. Yani, çünkü acılar paylaşıldıkça güzel oluyor. Evet. Değil mi? Tabii, sevinçler de paylaşıldıkça evet. çoğalır azalır misali. Dolayısıyla hocam ya da şey yapmak olmaz ama efendim soruyor ya, kim bugün ne yaptı? Hasta ziyareti deyince Bekir Efendimiz de mi diyor ki evet. Orada şey yapıyor. Hatta ödüllendiriyor, kim bugün infakta bulundu, kim bugün hasta. Tabii, hep bütün güzellik hasta. Hep Hazreti Ebubekir'e mi kal? Orada da bir lütuf var. Evet. Hocam hasta ziyareti neden İslami açıdan çok önemli? Yani tabii
yani o biraz önce hani Sıla-i Rahim dedik ya, Sıla-i Rahim'de önemli bir nokta var. O da hani insanı hayata da bağlar. Neden? Çünkü bu tür ziyaretler mutluluktur. İnsanın sevincini artırır. Hayata onu daha fazla bağlar. Hastanın da buna ihtiyacı yok mu? Yani hastalıkların birçoğu stresten, gamdan, kederden, manevi olarak insanın depresyona girmesinden mütevellittir yani. Dolayısıyla hasta ziyareti kişinin kendini değerli hissetmesini, mutlu hissetmesini sağlar. Daha fazla onu daha çabuk iyileşmesini sağlar yani. Hocam hatta yani şöyle yanlış hatırlamıyorsam hani bir kişi evinde abdestini alır. Hı hı. Sırf Allah rızası için bir hasta ziyaretinde bulunursa yürünerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır, hı hı, diye bir hadis okumuşum, evet, zannediyorum. Yani müminin mümin üzerindeki hakları vardır. Onlardan bir tanesi iyadetül meriyf, yani hasta ziyareti. Yani hasta ziyareti eski dinlerde de, eski kutsal kitaplarda da bu var. Cenab-ı Hak ben hasta oldum, beni niye ziyaret etmedin diye kula soracak. Kul da diyecek ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Aa. Hasta olur musun? Ben hasta olmam ama falanca kulum hastaydı. Sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etmiş olsaydın beni ziyaret etmiş Allah gibi olurdun Allah diye. Bak bunu da oraya bağlıyor. Çok güzel bir şey. Yani bu en azından şu son cümle, evet, bizim hasta ziyaretine olan hassasiyetimizi bence, evet, artıracak. Evet, hocam son dakikalara, evet, girdik. Sizin, hı-hı, Trabzonlu olduğunuzu biliyorum. Evet. Belki işinizin yoğunluğu gereği Sıla-i Rahim, akraba ziyaretini belki tam detaylı yapamayabilirsiniz ama size bir fırsat sunuyorum. Evet. Bütün akrabalarınıza buradan bir bayram tebriği gönderir Sıla'yla. Evet. Buradan bütün Kaanlar ailesine ben de hürmetlerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Cenab-ı Hak sıhhat afiyetten ayırmasın. Allah razı olsun. Bayram sevincini zaten bayram sabah hep beraber yaşayacağız. İnşallah. Buradan sevgiler, saygılar. Allah razı olsun. İsmail abi, Erzurum'a ve bütün hemşehrilerime. Erzurum'a, bütün Türkiye'deki hemşehrilerime, ülkemin bütün güzel insanlarına selamlarım, saygılarımı gönderiyorum. Herkesin bayram mübarek olsun. Bayram tadında bayram yapalım. Özellikle yola çıkanlar, dönüşteki, trafikteki arkadaşlarımız çok dikkat etsinler lütfen. Bu sefer artık farklı şeyler duymayalım. İnşallah. Muhakkak dikkat edelim. Uykularını alsınlar, 2,5 saatte bir mola versinler. Bir de Antalya'da birisi selam vardı. Mevlüt abimle Ankara'da kendisini varmaz. Size özellikle selam Eyvallah, vardı. Onu da selam edelim. Selam. Benden müsaadeniz olursa annem babam köyde, memlekette. Müsaade, size ben önce elini öpüyorum. Anne babanın, sonra size veriyorum hocam. Sizin annenizin babanızın. Özellikle aradı, sordu, dedi. Oğlum ne zaman çıkacaksın dedi. Ben de söyledim. Özellikle takip ediyor. Eyvallah. Buradan ellerini öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun. Böyle güzide bir hocamızı yetiştirdiniz. Sağ olun. Hami hocam, Samsun'a artık hocam, selam vakti geldi. Hocam bizden de Samsun Vezir Köprü'ye, Vezir Köprü'deki akrabalarımıza, bütün Vezir Köprülü hemşerilerimize selam olsun. Hocam özellikle de üzerimde çok emeği olan Hafızlık hocam, Hasan Boyacı hocama selam olsun. Eyvallah. Teşekkür Allah ediyorum. Razı Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu ederiz. Son sahuru beraber keyifle geçirdik. Allah tekrarı nasip eylesin. Ben de huzurlarınızda bu yayının size aktarımını sağlayan, sizin göremediğiniz kamera arkasında devasa bir ordu var. Gerçekten kanal yönetiminden, Cenk Soner CEO genel müdürümüzden, bütün Mehmet İçasoğlu, Pekkeş abim, Hakan Karadöl, Mehtap, isimlerini teker teker sayarsam çıkamayacağım. Ve buradaki bütün ekip, rejideki Hacer ablam, Esra hanım, Makyözüm Hasan abi, şoför arkadaşlarımız, lütfen unutursam affola. Bütün hepsine sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu güzel yayını size aktardılar. İnşallah Allah ömür verirse bir dahaki Ramazan görüşürüz diyelim. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Sizler olmasanız bizim bir anlamımız olmaz. Sizlere bu güzel yayınları bir ay boyunca aktardık. İnşallah istifade etmişsinizdir. Bir kalbe yine bildiysek ne âlâ. Dualarınızı bekliyoruz. Dua eder, dua bekleriz diyorum. Ben muhterem hocama ezana çok az bir zaman kaldı. Dua için bir ricada bulunacağım. Amin diyelim biz de. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım niyetlerimizi halis eyle. Amin. İmanlarımızı kamil eyle. Amin. Amellerimizi salih eyle. Amin. Dualarımızı müstecab eyle. Amin. Ya ilahel alemin, bir ay boyunca senin rızana erişmek için oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi kıldık,
namazlarımızı, taat-ı ibadetlerimizi yaptık. Hayr-ı hasenatlarda bulunmaya çalıştık. Ya Rabbi maal küsur ve kusur bu amellerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin bizleri Ramazan'ın ilk 10 gününde rahmete gark olan, ikinci 10 gününde mağfiret bulan, son 10 gününde de ebedi kurtuluşa eren kullarından eyle ya Rabbi. Erip de bayram sabahı camilerimize af beratını almak üzere koşanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cümlemize gelecek sene de Ramazan ayına ağzımızın tadıyla sağlık afiyet içerisinde erişmemizi nasip eyle. Amin. Vatanımıza selamet, milletimize izzet, devletimize kuvvet, ümmetimize de vahdet ihsan eyle. Amin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy salatu khayrun minan nawm salatu khayrun minan nawm. Allahu Ekber, Allah.
Her bidayetin bir nihayeti vardır. Başlangıçta da ifade ettim. Dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif ayının son sahuruna ulaşmanın ve yeni bir oruca niyetlenmenin mutluluğunu, hazzını yaşıyoruz. Tabii bayrama ulaşacak olmanın tekrar sevincini yaşıyoruz. Ramazan'ın bitimiyle de hüzünlendik. Allah tekrar nasip eylesin. Ben tekrar Enver Osman Kağan hocama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun sanatçı İsmail Bingöl abime. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İşçi bayramımızı kutluyorum orada 1 Mayıs. İki bayram değil mi? Evet, iki bayram. 1 Mayıs işçi bayramı aynı zamanda Ramazan-ı Şerif bayramı. Buradakiler hepsi emekçi. Hepsi işte. Bütün emekçilerimizin de bayramı kutlu olsun. Hami hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. İnşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Biz Ramazan-ı Şerif ayı bittikten sonra cuma sabahları biliyorsunuz programlarımız devam ediyor. Sadece yazlara ara veriyoruz. İnşallah cuma sabahları tekrar görüşeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sürçülisan olduysa affola diyorum. Bir ay boyunca konuştuk. Belki yanlış ifade de kullanmış olabiliriz. Haklarınızı lütfen helal ediniz. Bizden yana da helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.